Mutlu Gece RFM, Kanal Fırat ve Kanal E revizyonları ortak canlı yayınıyla son baskı programıyla sizler birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız. Yeni güne birlikte başlayacağız. İlk bölümde canlı yayın konuğumuz Milliyetçi Partisi Elazığ birinci sıra milletvekili adayı Semi Işıkver bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Seyir, kardeşim. Teşekkür ederim. Ekranlar başında bizi izleyen bütün şehirlerimize saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Size de teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Başka nasıl gidiyor seçim çalışmaları? İyi elhamdülillah. Gece gündüz demeden çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Tabii karşımıza konumlanmış bir kamp olduğu gibi şehirde de karşımıza konumlanmış bir kamp var. Tabii bu yola yürürken başlarken şunu söylemiştik Furkan kardeşim bize kurduğunuz kurt kapanlarının farkındayız diye şey herkesine de bu konuda görüşümüzü, durum tespiti hakkındaki bu duyarlılığımızı, bu anlama noktasına şuurumuzu paylaşmıştık. Kurt kapanlarının farkındayız. Yürüyüşümüze de bu kurt kapanlarının da yine karşımıza konumlanmış bu terör bileşenlerinde yine 5 tane sağ partinin bir sol partiyi, bir sol partinin Cumhurbaşkanı adayını desteklediği bu süreci de çok iyi algıladığımızı bir kez daha ifade etmek suretiyle yine bütün kesimlerle, bütün kamplarla, ehli küfürle hep beraber mücadeleye devam ederek bir süreci icra ediyoruz. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Yaklaşık bir 28-30 gün belki daha üzeri bir süredir seçim kampanyanızı yürütüyorsunuz başkanım. Burada bu kapsamda birçok köye gittiniz, içeriye gittiniz ve bu maratonun artık... E, sona e, gelindi, son iki gün kaldı. E, nasıl geçti bu süreç sizin için? Yani süreç tabii ki çok kısa geçti ama tabii ki bizim beş tabii yıl bir... Bu arada bir... bir de bir trafik kazanız da oldu. Evet, Geçmiş evet küçük olsun, bir dileyelim. kaza Tekrar. geçirdik. Teşekkür ederim. Yani süreç bizim açımızdan tabii ki çok hızlı geçti. Bütün siyasi partiler için de öyledir. Ama bizim adımıza şöyle bir avantaj var. Beş sene il başkanlığı yapmış olmamız hasebiyle şehri çok iyi tanıyoruz. Bugün sahada gezen herkesten daha fazla şehri tanıdığımı düşünüyorum çok daha güçlü kardeşlik ilişkileri geliştirdiğimi bu şehrin insanıyla çok güçlü aile hukukları geliştirdiğimi ve bu şehrin her köşesinde kardeşlerimin, abilerimin, bacılarımın, ablalarımın var olduğunu bilmek suretiyle yani gittiğimiz yerde ki fiziken bazı mekanlarda bulunamasak da, bazı bölgelere gitmeye zaman yetmese de sonuç itibariyle gönülleri birleştirmeye bir engel yok. Hı hı. Yani hedefe odaklandık. %95 oranında da yani her yere ulaştığımızı söyleyebilirim. Allah'ın izni ve inayetiyle zafere gitmeye, zafere yürümeye iki günümüz kaldığının da bilincindeyiz. Rabbim eğer bize nasip etmişse, Rabbim murad etmişse türlü engellemelere rağmen, algılara rağmen Milliyetçi Hareket Partisi'nin döneminin başlamasına iki gün kalmış demektir. Allah hakkımızda ayrısını versin. Bir e, projeleriniz vardı başkanım. Evet. Bunu da kamuoyuna sanırım tanıttınız. Ben evet. bir iki gündür çok takip edemedim hastalık nedeniyle ama. Çok geçmiş olsun çok kardeşim. Bu arada başkanım. kötü görünüyorsun. Sağ olun. Evet. Eyvallah. E, nasıl geçti programınız? Bu projeler yani geçmiş Yani mükemmel oldu. geçti. Çok projelerimizi anlattık. Projelerimizi kamuoyuyla paylaştık. Zaten bu konuda sadece biz kamuoyuyla böyle bir projeler e, asmanı paylaşmış olduk. Başka partilerin böyle bir proje yani bir çalışması da yok. Siz de takdir ederseniz ki sahada hiçbir siyasi partinin ki bugün sordum bir tanesi bir el broşürü bastırmış dediler. Ki görüyoruz yani sahada bizim yanımızda veya karşımızda olan bütün siyasi partilerde yine el kitapçığımızda, proje kitapçığımızda beyan ettiğimiz, kamuoyuyla paylaştığımız ve gerçekleştirememiz halinde yani bir daha siyaset yapmayacağımızı kabul ve taahhüt ettiğimiz projelerimizi maalesef belli çevreler alıp kendi çalışmalarıymış gibi kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyorlar ama... Bir kez daha görüldü ki, ki bugün gerçekleştirmiş, gerçekleştirmiş olduğumuz proje lansman toplantısıyla bunu da bir şekilde tescillemiş olduk. Yani kamuoyuna projelerini anlatan, projelerle kamuoyunun karşısına çıkan ki bazı projelerinde gerçekleştiremezsem bir daha bu şehirde aday sıfatıyla milletin huzuruna çıkmayacağım diye ifadeler kullanan bir aday olarak ve bir siyasi partinin mensupları olarak da gönül rahatlığıyla seçime doğru yürüdüğümüzü milletimizin ferasetine, milletimizin şuuruna, bizim manayı kavrayış biçimine de güvendiğimizi, Allah'a yaslandığımızı e ki arkasız yiğitlerin arkası Allah'tır şiarıyla da bu yürüyüşe devam ettiğimizi bir kez daha buradan beyan ediyorum. İnşallah bu projelerimiz de Elazığ için, milletimiz için, ülkemiz için, Elazığ çocuklar için hayırlı olur. Yani daha seçime 2 üç gün var. Diğer partiler umarım çıkarlar. Zaten bir hazırlık yapmışlar. Yani bunun bir argi aşaması var, bunun bir teknik altyapı aşaması var. Bunun bir proje koordinasyon birimi aşaması var. Dolayısıyla takribi 5-6 aydır üzerinde çalışmış olduğumuz projelerimizi toplumla paylaştık ama ve paylaşırken de ortaya bir iddia koyduk. Ne dedik? Dedik ki biz Elazığ'dan daha kıymetli değiliz. Burada Elazığ'da siyaset mekanizması içerisinde hiçbir adayın başlayan olmak üzere Elazığ çocuğundan kıymetli olmadığını ki burada eğer başaramazsak, şunları 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 yapamazsak, burada köşemize çekiliriz şeklinde bir erdemi göstermek gibi topluma karşı bir sorumluluğumuz olduğunu bir halk sözleşmesi paylaşmak suretiyle de yaklaşık 25-30 senedir artık siyaset kurumunun aciziyeti sebebiyle kronikleşmiş problemlerin varlığından rahatsız olan ve sokakta önünü çevirdiğiniz herhangi bir el sorduğunuzda <laughs> alt alta 10-15 tanesini bir çırpıda sayabildiği bu kronik problemleri ortaya kaldırmak için de ortadan kaldırmak için de diğer partilerden de bir erdem beklediğimizi, bu konuda şuurlu hareket etmeler gerektiğini bir kez daha buradan ifade etmek üretiyle de bu hususta da milletimize bize güvenmeleri gerektiğini ki beceremezsek, başaramazsak da köşemize çekilme erdemini de göstereceğimizi bir kez daha el el Elazığ çocuklarıyla, ağabeylerimizle, kardeşlerimizle paylaşacağımızı, paylaştığımızı da gururla ifade ediyorum. Sadece bizim projelerimiz var, sadece bu şehre dair bizim vizyonumuz var, sadece bizim projeksiyonumuz var. Tabii televizyona çıkıp bizim projelerimiz, çalıştığımız projeleri tıp atıp okuyan milletvekili adayları da var. Onları da takip ediyoruz. Ama şu bir gerçek, bu 25-30 senelik süreçte bu problemlerin, bugün kronik diye tabir ettiğimiz bu problemlerin kronikleşmesine katkı sunmada eğer bir suçluluk oranı alınacaksa, belki de en az payı olan partinin siyasi partinin Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu bunun real bir tespit olduğunu rakamların yalan söylemeye söylemeyeceği gerçeğini bir köşeye bırakarak yine de bu hususta en güçlü erdemi, en güçlü ahlak ve şuuru ortaya koymaya koymuş olmanın da rahatlığını yaşadığımı ifade etmek isterim değerli kardeşim. Başkan bu noktada özellikle az önce de ifade ettiniz bazı projelere özel hassasiyet göstereceğinizi. Bunlardan birisi sanırım yıllardır Konuşulan Ilova ve Kuzova, bunun üzerine çok duruyorsunuz. E, Pertek-Çemişkeze'nin Elazığ'a bağlanması noktasında bir köprü yıllardır bir beklenti var. Özellikle sanırım bu projelere ağırlık vereceksiniz. Şimdi e, o proje değil. aslında, Ufkan kardeşim, Pertek ve Çemişkeze'nin Elazığ'a bağlanmasından ziyade Orta Doğu'yu Kafkasya'ya bağlayan bir projedir. Aynı zamanda Karadeniz'e bağlayan Kuzey Günü transit yolunun belki de en kritik bağlantısıdır. Dolayısıyla Pertek-Çemişkeze köprüsünü gerçekleştirdiğinizde, Tabii ki doğal olarak Elazığ'ın ticareti, sosyoekonomik durumu yani belki yüzde 20-30 daha yüksek mertebelere çıkacağı gerçeğini de bir kenara koymak suretiyle aslında bu köprünün kuzey ile güneyi yani ülkeleri birbirine bağlayacak derecede stratejik bir köprü olduğunu herkesin de bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz bu noktada bir irade ortaya koyduk. Dedik ki ya biz bunu yaparız. Yani bu ülkede merkezi idare, devletimiz, cumhurbaşkanımız, yani birçok yerde Cumhur İttifakı birçok yerde bu projeden çok daha büyük olanlarını bunun kadar elzem olmadığı halde o şehirdeki siyaset mekanizmasının devreye girmesi suretiyle sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, yine şehirde muhtarların, yine şehirde şehrin bütün paydaşlarının ortak bir dil geliştirmek suretiyle, ortak bir söylem geliştirmek suretiyle merkezi idare üzerinde bu husustaki talepleri ile alakalı bir baskı yaratmak suretiyle birçok yerde bundan daha az stratejik öneme sahip köprülerin yapıldığını siz de ben de bütün Elazığlar da müşahede ettiği için Allah'ın izniyle, inayetiyle bu köprüde Elazığ'a, ilimize, Tunceli'mize, Pertey'imize, Çemişkeze'imize kazandırmaya da Allah'ın izniyle anlaştık. Yapacağız. Yapmaktan başka çaremiz de yok. Çünkü çok büyük bir iddia ortaya koyduk. Hayatımızı koyduk ortaya. Yani siyasi hayatımızı koyduk. Ya yaparım ya geri çekilirim. Köşeme çekilirim, evime çekilirim dünyama çekilirim. Olur biter. Ama bu yapamayan bir mi ışık verin Elazığ için kıymet harbiyesi nedir? Valla bence yoktur. Yani ama ben bu erdemi gösteriyorken bir yandan da bu şehirde mütemadiyen bu vaatlerde bulunup bu kuru vaatler üzerinden politika geliştiren, kendisine gelecek inşa eden, burada bu inşa ettiği gelecek özelinde çok güçlü bir konforla bir hayat süren bu milletvekili adaylarımızın ki bazıları eski milletvekilidir. Bugün şu anda herhalde üç tanesi geçmişte önemli görevlerde bulunmuş insanlardır. E yani bugün onlar dahi bir erdem ortaya koyamıyorsa, ya vallahi burada hazırlı şapkasını önüne koysun, düşünsün. Yani burada ben Semih ver olarak söyleyeyim, kendimi merkeze alıyorum. Hayatımda ilk defa aday oluyorum. İlk defa aday olduğum halde bu toplumun benden de böyle kardeşim sen bu Pertek Köprüsü'nü yapamazsan yani git işine gücüne bak şeklinde bir beklentisi de olmadığı halde Sadece benden öncekilerin bu vebalini, Elazığ onların bu veballerinden dolayı ortaya çıkan bu neticelere yüzleşmek zorunda kaldı diye, Elazığ bunu hak etmiyor diye ben siyaset kurumu adına bir erdemde bulunup, yani bir erdem gösterip ben eğer bunları başaramasam Allah'ın huzurunda bir kez daha Elazığ'ın huzuruna çıkamayacağım ifadelerini tekrar ederek, Konuya burada noktayı koyuyor. Başkanım bunu inşaatçı olduğunuz için özellikle sormak istiyorum. Yani Bu iki proje çok zor bir proje miydi yıllardır? Hiçbir yılında. şey zor değildir. Yani hiçbir şey zor değildir. Siyaset mekanizması çalışmış olsaydı bugüne kadar bitmiş olurdu bu proje. Yani hiçbir şekilde zor değildir. Yani bugün bu şehirde 30 bin tane konut yaptı bu devlet. yani. Şimdi. 30 milyar demektir. Yani bugün bu bahsettiğimiz 3 tane projenin maliyeti %10'unu ancak tutar yani. Ya tutar ya tutmaz ki bu devlet her seçim, döneminde yani her iki seçim arasında her hizmet döneminde inanın bunun onlarca kat fazlasını yani bazı şeylere yapmıştır ki Elazığ'a da çok büyük hizmetleri vardır devletimizin ama stratejik planlamayı doğru yapamadığımız için siyaset toplumun beklentisini merkezi idarenin önüne doğru taşıyamadığı için aksiyon alması gereken yerde aksiyon alamadığı için bugün bu durumdayız. Yani bugün 82 köyde su yok. Sadece Ulova ve Kuzova için söylüyorum polo kovancılar kara koçan sulamaları <laughs> hakeza. Harput'ta serince sulaması hakeza. Ya toprak yanıyorsa çiftçi burada halen daha susuz harım yapmak durumunda kalıyorsa biz mütemadiyen bu hususlarda siyasi siyasilerimiz gidip gelip bu konularda kuvvetler vermişlerse e bugün muktedir olanlar dahi bu hususla gelip diyemiyorlar. Ya ben bunu yapamazsam çekileceğim. E sen çekilmesen devlet mi gidecek? Yani sen çekilmesen ki yani çekilmeseniz de çekiyorlar yani bugün eğer siz bu konularda bir hizmet getiremiyorsanız yahut karşı karşıya kaldığımız başka tehditler noktasında bir direnç gösteremiyorsanız zaten sizi yönetenler, sizin başınızdakiler size diyor ki ya çekil kenara, köşende bekle. Ben kendi vicdanımla Elazığ toplumuyla, Elazığ milletiyle yani burada bu değerlendirmeyi yapmaktan da iftihar ediyorum. Yapacağım. Yapacağım Furkan Bey. Yani Allah'ın izniyle, inayetiyle o suda gelerek o köprü de yapılacak. Hani sadece salt bu üç maddeye de bu eee odaklamamın sebebi de şu. Bunlar diğerlerine göre daha kronikleşmiş. Yıllardır yani tarihi konuşulan. daha eskiye dayanıyor ama Yıllardır. şimdi çok seçim gördüm Bir bakıyorsun kardeşim Sanayi Mahallesi'nde, Sanayi Sitesi'nde çok önemli bir problem var yani. Bugün şehrin ortasında kalmış. Yeni bir sanayiye ihtiyaç var. Biz mütemadiyen bunu konuşuyoruz. Hı. Ve bazen çözülecekken yani sana kendi imkanıyla bunu çözecekken, ortak akılla bunu çözecekken bir bakıyorsunuz siyaset devreye giriyor. Orası değil burası olsun. Yok şurası değil orası olsun. Yani biz siyaset kurumu olarak toplumun önünü açmamız gerekirken bazı yerlerde toplumun önüne bent olmuşuz, engel koymuşuz, bariyer olmuşuz. Dolayısıyla yeni dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin dönemi başladığında bu şehre hizmetin, kesintisiz hizmetin nasıl geleceğini, bu şehirde merkezi bütçenin el nasıl akacağını, bu şehirde haksızlıkların nasıl ortadan kalkacağını ve bizim haksızlıklar karşısında nasıl dimdik duracağımızı Allah'ın izniyle, inayetiyle Başta sen sonra da bütün Elazığ çocuklar görecek Kıymetli Kardeşim. İnşallah kardeş. öyle soru i̇nşallah, i̇nşallah. Bunun dışında bu Lasman'da özellikle ifade etmiş olduğunuz e, projeleri e, belki kaçıran izleyeceğimiz izleyeceğimiz olmuştur. Kısa başlıklarla yani, e, ifade edeyim. Kısaca edin, söyleyeyim sana. Yani bir ulaşılabilir olma hedefimiz var. Bizim bu şehirde zaten e, bir irtibat ofisimiz var. Onu hiçbir zaman kapatmayacağız. İki sulama projeler. Sulama projelerini dediğim gibi Palı, Kovancılar, Karakoçan, Kuzova, Uluva, Harput, Serince sulamaları. Tabii biz ikisi için söz verdik ama diğer dördünün de yapılması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edecek edeceğiz. Yani yine bu nedenle bir tane daha yine ma mağdur olduğumuz bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nde hazırlık süreci olan projelerin takibi noktasında siyaset mekanizmasının devreye girememesi sebebiyle devlet desteklerinden yeterince faydalanamadığımızı tespit ettiğimiz için devlet destekleri noktasında da yine burada bir sekreterya kurmak vasıtasıyla hı hı. inşallah şehrimizin problemlerini çözeceğiz. Hı hı. Yine Tekno Yine Teknova OSB, Tarıma Dayalı Besi ihtisas OSB gibi bazı e, projelerin bir an evvel yatırımcılara tahsisini yapılarak işletmeye açılması, elazığımıza kazandırılması için bu hususta da çalışmalarımız var. Komancılar Palu ve Karakuçan bölgesine hizmet edecek karma bir organize sanayi bölgesinin bölgeyi ciddi manada kalkındıracağına dair e, güçlü bir inancımız var. Dolayısıyla burada bu projenin gerçekleşmesi için de gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Baskil'de dünyanın en kaliteli kayısının üretiyoruz ve maalesef ürettiğimiz her şeyi Malatya'ya gönderiyoruz. Niye? Entegre bir tesisimiz yok. Yani yatırımlarımız küçük çaplı özel sektör yatırımları var ama maalesef bu yeterince istediğimiz düzeyde değil. Dolayısıyla biz Baskil'de gıda ve e, ambalaj üzerine bir organize sanayi bölgesi yapmayı planlıyoruz. Bu da projelerimiz arasında. Yine lojistik merkezi ve serbest bölge diye bir maddemiz var. Hı hı. Çok hızlıca geçiyorum. Yani jeopolitik olarak afetlerle, depremlerle her gün yüzleşen ki 20 Ocak 2020 depreminde de çok net bir şekilde afetlerle yüzleştiğimizi, depremle yüzleştiğimizi herkes biliyor, görüyor. Ama 6 Şubat'ta da yine Kahramanmaraş merkezli depremlerde biz gördük ki bu ülkede, bu bölgede yaşıyorsanız bu bölgede depremlere, afetlere müdahale edebilmek için bir lojistik merkezinin kurulması gerekiyor. Biz bu lojistik merkezinin Elazığ'da kurulması için elimizden ne geliyorsa Allah'ın izniyle inayetiyle lojistik merkez serbest bölgenin ekonomisine kazandırılması için elimizden geleni yapacağız. Bu önemli başkanım. Evet, yani. Bu evet. hakikaten çünkü çevrelerimiz çok kıymetli, şey evet. de, de, deprem bölgesi olduğu için özellikle işte Bingöl vesaire olası bir durumda aslında e, Elazığ'da tam şey olabilir başkanım ya yani bu noktada. Evet. Hem istihdama katkı katkısalar hem de yani bir vicdani bir şeydir bu yani. Yani çok güzel bir şey gel, olacağını gel, düşünüyorum. Evet. Şimdi mesela ne, ne bekliyorlar? Bingöl'de bir deprem daha bekleniyor değil mi? Yani bir, bir taraftan bakıyorsunuz Erzincan, Erzurum, Doğan Anadolu hayatı yine aktif, yine çok yani güçlü depremler üretebilir. Yani Allah korusun. E her gün afetlerle baş başa kalıyoruz. Sonuçlarıyla yüzleşiyoruz. Dolayısıyla Elazığ'ımızın bu hususta ki Elazığ merkezinde bu hususta diğer şehirlere göre nispeten daha güvenli olduğu gerçeğinden hareketle bir lojistik merkezi ve bir serbest bölge uygulamasının Elazığ'da tesis edilmesi için elimizden geleni yapacağız. Yine turizm altyapısının geliştirilmesi noktasında 4-5 bin yıllık bir tarihi, bir kadim bir kültürü ihtiva eden Harput gibi, Palu gibi e, yine onun dışında Keban'la ilgili, Arıcak'la ilgili, Alacakaya ile ilgili ki Keban Barajı ile ilgili çok e, tarihi süreçlere de gitmeye gerek yok. Mesela ile Kanyonu ile ilgili, Hazar Gölü ile ilgili, Hazar Baba Kayak Merkezi ile ilgili bir turizm master planı geliştirerek tarih, inanç, doğa, su soparlar gibi böyle turizm alanlarda e, Allah'ın izniyle, inayetiyle bir master plan oluşturmak suretiyle bu şehre ciddi manada turist akışını sağlanacağı bir planımız da var. Buna da çok evet. Turizm cenneti evet. bölgemiz Sivrice Belediyesi de MHP'ye bağlı. Evet. geçen gün canlı yayınımızda da Sivrice Belediye Başkanımız uzun uzadıya konuşmuştuk bu konuyu. Yani o da çok gayret sarf ettiğini ifade etti ki... Şimdi gayret sarf etti ama Hazar Baba Kayak Merkezi'ni almadı mesela. Evet. Üç tane valimizden istedik. Muktedir olamadık Hazar Baba Kayak Merkezi'nin alınmasına. Şu anda orada çürüyor. Seninle en son programda evet, konuşmuştuk. Evet, evet. Zipline diye bir macera parkuru yapmışlardı. O gün 10 milyondu. Bugün 50 milyondur yapmaya kalksanız. Biz dedik ki ya Sivrice Belediyesi'ne verin. Biz zarar edelim. Burayı biz çalıştıralım. E şimdi dediler onun bunun yerine orada çok nahoş görüntülere sebebiyet verecek insanların orada bulunmasına yol verdiler. Onu onu reva gördüler Elazığ'a. Dolayısıyla bu hususta hani Sivrice'nin çok ciddi emekler olmasına rağmen Sivrice Belediye Başkanımızın bugünkü bakıyorsunuz göl kenarında en az 20 tane resmi kuruma ait kamp var ve bunların %80'i çalışmıyor, atıl halde. Bir tanesini bile Sivrice Belediyesi'ne alamadık. Neredeyse hepsinden istedik ama alamadık yani. İnşallah bu süreçlerde hani burada bir turizm aksı oluşturuyoruz ama hı hı. bunun da bir altyapısı var. Bunun da bir Arge çalışması var. Bunun da bir detay planlaması var. Örneğin Sivrice ile ilgili bu çalışmaları yapıp burada böyle özel sektör eliyle yapmak yerine ki 3-4 kere bunu denediler olmadı. Belediye eliyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik vizyonuna uygun hmm. bir şekilde sosyal belediyecilik anlayışını da merkeze alarak gerektiğinde zarar etmesini de göze almak suretiyle ki biliyorsunuz bu tip yatırımlarda kısa vadeli planlar yapmazsınız. Orta ve uzun vadeli planlar yaparsınız. Kısa vadede yaptığınız yatırımın karşılığını alamasanız da uzun vadede bir değer yaratırsınız. Palandöken örneği ortadadır. Hani ondan daha küçük bir örnek vermek gerekirse Bingöl'de Hesaray kayak Testleri yine karşımızda reel olarak durmaktadır. Birazdan bile insanlar oraya gidiyor yani. Bile kendi, değil, mecburen gidiyorlar yani. Kendi bölgemizde aslında çok değerli e bir Şimdi aracı var. park edeceğiniz yer yok. Evet. Araçla çıkacağınız yer yok. Bugün Hazar Baba yani durduğu yer pozisyonu... ...jeopolitik konumu itibariyle inanın... ...Palan Döken'e de yüz basar... ...Hesar testlerine de yüz basar yani. Bugün gölü izleyerek kayıyorsunuz yani. E şimdi böyle bir konfor nerede var? Ama biz ne yapmışız? Şehir olarak gitmişiz, gelmişiz... ...önce özel sektöre vermişiz. Sonra özel sektörden almışız ihale yapmışız. Başkası almış. Sonra iptal edilmiş. Sonra bir başkası gelmiş. Ona demişiz ki ya bu da yapamaz. O da gitmiş. Biz her safhasında gitmişiz. demiştik ki kardeşim verin zarar edelim. Ama maalesef sesimizi duyan olmamış. 10 Mayıs'tan sonra da inşallah bu süreçte taleplerimizi meclisteki temsilcilerimizle beraber daha güçlü, daha gür bir şekilde yinelemek suretiyle bu kere sonuca gitmek suretiyle. Bu kere gittiğimiz yerde eğer devlet malında devletin, yetimin varı <laughs> burada gözümüzün önünde telef oluyorsa bunu engellemek için Allah'ın izniyle bir irade koyarak bu master planı içerisinde ki bunu ile Kanyonu'nun içinde aynı evet. şekilde siz defaten programlarınızda ifade ettiniz. Yani turizm ya. Çok e, önemli bir değer aslında tabi, orası. Turizm turları geliyor, geliyorlar. Traktörün üstüne biniyorlar. Adamların canını <laughs> kurtarıyoruz. Yani hakikaten komedi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Nedir? Bu şehirde bir Üst akıl doğru planlamayı yapamayan bir üst akılın eksikliği sebebiyle bugün her yerde değerler var. Un var, yağ var, şeker var, helva yok. Dolayısıyla biz burada bu helvayı yapacağız, helvayı yapmaya geliyoruz. Harput'a bir ek parantez atalım mı başkanım? Çünkü turizm aslında orası da hem inanç turizmi evet, hem tarih evet, turizmi evet, açısından evet. çok yani, kıymetli bir bölge. Yani Harput 14 tane medeniyete ev sahipliği yapmış. İslamiyet öncesinde ta Hitit, Hititlerden, Friglerden itibaren başlayan, İslamiyet sonrasında da biliyorsunuz farklı medeniyetlerin bıraktığı eserlerin hala daha korunarak günümüze geldiği, bazılarının restore çalışmalarının yapılmaya başlandığı, yani başka bir ülkede olsa yılda milyon milyon turist çekecek bir yer, biz maalesef yani yeni yeni şehirdeki insanımızın 5 kilometre gitme zahmetine katlanıp gidebildiği bir yer haline dönüşüldü. Bu konuda Elazığ Belediyesi'nin çalışmaları var. Yani yine Kültür Komisyonu'nda olan Mehmet Çak Bey'in de bu konuda çok ciddi gayretler olmuştu geçen dönemde. Allah iznin verirse biz Harput'u da hak ettiği yere getirmek için gerek Kültür Bakanlığı'nın izinde gerekse de diğer ilgili bakanlıklar nezdinde kendine ise yapmaya söz veriyoruz. Yani. Evet. Aslında benim anladığım bu sizin altyapıyla birlikte şunu planlıyorsunuz. Yani Elazığ ve bölgesini bir turizm destinasyonu içerisine böyle e, olumlu sağlıklı Şimdi bir master bir planı yapmadan hani buradan gelen turist hani bir turist turizm otobüsü geldi. Ya yani bir master planı ne demektir? Harput'a gittim nereye gideceğim? Hı. Hazar Gölü'ne gidersin. Keban'a gidersin. Karale ile Kanyonu'na gidersin. Palu'ya gidersin. Arıcak'ta da çok güçlü eserler var gidersin. Yani çok farklı farklı yerler var. Bir master planı yapıp bir zincir şeklinde. Tabi bu Aksa Kemaliye'yi de dahil edebilirsiniz. Tunceli'den Munzur Gözeler'ini de dahil edebilirsiniz. Bingöl'de daha farklı yerleri Yüzen Adaları, Adayı falan dahil edebilirsiniz. Dahil. Sebeter Kalesi'ni dahil edebilirsiniz. Ama bu hususta daha önce hiçbir planlama yapılmamış. Yani dünyanın hiçbir yerinde bu kadar değer sizin gözünüzün gözünüzün önündeyken bu kadar duyarsız kalamazsınız. Bunu başarmışlar yani en Bu niye böyle kurumu. olmuş acaba Başkanım? Çünkü ben çok kardeşim. hassas olduğum bir nokta. Yani halbuki çok iyi bir cevher var elimizde. Yani ilgilenmemişler. Yani Şehirde gibi. baskı unsurunu oluşturamamışız. Biz de eksik kalmışız. Olur, yani öyle. sadece burada siyaset kurumu değil. medya eksik kalmış Olur, mesela. Öyle. Sadece bir de temsil yetkisi alamadığımız için biz de o bakıyı yeterince kuramamışız. Hani bizim de üzerimize düşen sorumluluk var ama ana aktör bu başarısızlığın ana aktörü aktörü meclise gidip bu işi takip edemeyenlerdir. Yani şimdi bunun getirisini düşünün. Ya bacası fabrika turizmi yani, yani şimdi turizm dünyada ya turizm geliri kadar böyle nasıl diyeyim kılçıksız <laughs> bir gelir yok yani muhteşem bir gelir yani. Dolayısıyla biz bu konuda eksik kalmışız. İsterseniz devam edeyim. Buyurun buyurun. ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim altyapısıyla ilgili bir çalışmamız var. Yani eğitimde şu anda Türkiye'de 78. sıradayız. Bakınız. Biz geçen kamu senle bir toplantı yaptık. Kamu senle bir toplantı yaptık. Orada da ifade ettim. Dedim Hı. ki ya haksızlığa uğradınız. Yani siz hakikaten gale uğradınız. Burada niye bunu söyledim? Çünkü 2014 yılında bir mülakat adı altında bizim yetişmiş ülke eğitimcileri, okul müdürlerini bir çırpıda kenara attılar. Yani kenara atılan bu grup, bu eğitimci grubu aslında altın bir nesli yetiştirecek kıvama gelmişti. Evet. E şimdi bakıyoruz. Son 10 sene öncesine gidiniz. Elazığ kaçıncı sıradadır eğitimde? 20 sene önce nerededir? Bugün nerededir? Yani eğitimde liyakat ve ehliyeti bir kenara bırakıp mülakatla yürümeye çalışırsanız, pille yürümeye çalışırsanız, birilerinin yakınlarını okul müdürü yaparsanız, e valla 78'de de kalmaz 81'e gidersiniz. Tabi bu hususta ciddi çalışmalarımız olacak ama ondan önce okul ihtiyaçlarının karşılanması, hani bunu bir maddede, üniversite ve eğitim altyapısının geliştirilmesi maddesi içerisinde anlatacaktım üniversite noktasında da, kamuya ait ikinci bir üniversitenin bir devlet üniversitesinin kurulması için ciddi çalışmalarımız olacak. Özel bir üniversitenin de Elazığ'da kurulması için yine ciddi, ciddi çalışmalarımız olacak. Bu eğitim noktasındaki bu başarısızlığın ortadan kalkması için kamu ve özel sektördeki eğitimcilerimizle mütemadiyen bir araya gelerek bu zaten buradan aşağıya düşemeyiz yani. Ben onu 81'e mi gidelim yani? daha or oradan aşağıya da gidilmez. Dolayısıyla biz bu mevcut tabloyu nasıl lehimize çeviririz? Nasıl hamleler yaparız? Nasıl eğitimin önünü açarız? Bunların planlamasını da inşallah bu üniversite ve eğitim altyapısının onarılması e, konusu konulu proje açtığımızda inşallah mücadele ederek e, geliştireceğiz. Özellikle Şimdi, üniversitede önemli başkanım çünkü mesela çevre birçok yerde e, ikinci üniversite tabii. var ama Elazığ'da… Elazığ yani bir üniversite şehri olmasına rağmen şehri 1967'den ya. beri evet. üniversite şehri olmasına rağmen bunu başaramamışız. Okul ihtiyaçlarını karşılaması bir farklı bir madde. Biliyorsunuz yani biz 24 Ocak 2020'de birçok okulumuz yıkıldı bu şehirde. Tabi devlet geldi. Devlet inisiyatifi aldı ama 6 Şubat depremiyle beraber çok yoğun bir göç alm almaya başladık. Hı hı. Şimdi mesela bizim eğitimcilerimiz e, ben uyarıyorlar. Diyorlar ki başkanım Ataşehir yeni bir mahalledir. Öğrencilerin sınıftaki nüfusu 55 ile 60 arasında. Yani e, bu fazladır. Eğer 55 60'la giderseniz 78 79 80 diye Gerisin, geri gidersiniz. Hani burada bu ihtiyaçların e, karşılanması noktasında çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmaması için bu noktada da bir çalışmamız olacak. Yine sosyal destek iletişim merkezleri kurmak istiyoruz bütün mahallelerde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yürütülecek bir proje ile her mahallemizde yani psikolojik ve sosyal anlamında e, destek verecek uzmanların e, yer alacağı bazı merkezler kurulmasını istiyoruz. Bu da şehirde hem suç oranının altılması. Hem yani aile içi şiddet gibi, yaralama gibi, şehirdeki suç oranının azaltılması gibi hususlarda da farklı alanlarda da çok faydası olacağını düşündüğümüz Bu bir projede. Bu da ayrıca bence evet. önemli çünkü özellikle 4 Ocak depreminden sonra üstüne pandemi gelince biz evet. toplum olarak biraz sinirlerimiz bozuldu. sinirlerimiz bozuldu. Psikolojik olarak aslında ben bunu hep canlı yayınlarda da söylüyordum ama yeterince biz psikososyal destek alamadık şehir olarak. Evet, Öğren alamadık öğrendi. kardeşim. Üreten Şehir Elazığ adı altında bir projemiz daha var. Cazibe Merkezleri Projesi kapsamında yani Kalkınma Bakanlığı'nın Cazibe Merkezleri Projesi kapsamında coğrafi teşhili ürünler var. Mesela Elazığ'da bunu hak eden çok önemli ürünler var. Öküz gözü üzümü, e, menceki buğdayı, çedene kahvesi, ağın leblebisi ne bileyim gezin fasulyesi harput kirazı, orcik, badem şekeri e, yani başka başka sayacağım çok fazla şey var ama çilek vesaire. vesaire. Mesela tabii gezin çileği. Şimdi mesela hali hazırda bizim 6 tane coğrafi tescilli ürünümüz var. Bunu 20'ye çıkarıp bunu 20'ye çıkardıktan sonra şehrin kendi markasıyla çok ortaklık kooperatifler kurmak suretiyle yine burada bunları şehrimizin ekonomisine kazandırmak maksadıyla üreten şehir Elazığ vizyonu adı altında başlığı adı altında devlet millet işbirliği içerisinde sonuca götüreceğimiz bir çalışmamız var. İnşallah bu zengin mutfak ürünlerinin her biri yerel üreticilerin ve kooperatiflerin de desteklenmesiyle şehrimiz adına hem çok etkili bir tanıtım markası olarak hem de çok değerli bir ekonomik ürün olarak marketlerdeki raflardaki yerini alacaktır. Yine kooperatif satış merkezleri. Bu da üreten şehir vizyonuyla ilişkili olan bir kooperatif satış merkezleri. Yine cazibe merkezleri projesi kapsamında Elazığ merkeze yöresel ürünler satış hanı. Hı hı. Yani bu başlıkta bir yerin kurulmasını planlıyoruz. Bu handa yer alacak işletmelerde üreten şehir Elazığ projesi kapsamında kurulan kooperatiflerin marifetiyle, üretimi yapılmış olan ve coğrafi tescil belgesi almış olan ürünlerimizin satışının müteşebbisler tarafından yapılmasını önünü açmak için böyle bir planlamamız var. Kooperatif satış merkezinin aynı zamanda e-ticaret platformlarında da yer alması yöntemiyle ilimiz yö yöresel ürünlerinin ülke genelinde ve yurt dışına da satışa sunulacağı bir merkez haline dönüştürmek için bir çalışmamız var. Tabii bu anlamda kadın girişim, girişimciliğin de bu merkezlerde yoğunlaşmasına Kuskep ve Kalkınma Ajansı üzerinden hibe ve uzun vadeli kredilerle desteklenmeleri suretiyle katkı sunacakları bir planımız var. İnşallah bunu da gerçekleştirmemiz nasip olur. Yine bizim şehrimizdeki bütün sivil toplum kuruluşları içerisinde yer alacağı bir sivil toplum kuruluşları platform merkezi şeklinde bir planlamamız var. Nasıl olacak? Bir merkez bina olarak. Bir merkez bina olacak ve bu merkez binada her sivil toplum kuruluşunun birer tane odası olacak. Bu sivil toplum kuruluşları her ay ilimizin öncelikleri hususunda istişare toplantıları düzenleyecekler. Bu istişare toplantıları neticesinde oluşacak talepler, istekler direkt muhataplarından tek bir odaktan alınmak suretiyle, şehrimizin önceliklerini belirlemek suretiyle siyaset kurumunun önüne hedefler konulacak. Biz de bu hedeflerden istifade ederek hem şehrin bütün paydaşlarının bütün taleplerini ortak bir merkez eliyle geliştirmelerine, hem şehirdeki çok sesliliğin, yani bizi bazı noktalarda oyalayan, siyaset kurumunun da böyle elini ayağını birbirine dolaştıran farklı seslerden veya aynı şeyin farklı yerlerde dillendirilmesi yerine her ay istişare toplantıları düzenlemek suretiyle şeyde şehrin paydaşlarının ortak bir dil geliştirmesine ve bu hususta da siyaset kurumunun önüne bazı hedeflerin konulması noktasında da çok faydalı olacağını düşündüğümüz Sivil Toplum Kuruluşları Platon Merkezi gibi bir planlamamız var. İnşallah bu STK'larımız arasında işbirliğini de yükseltecek ve ilimizde de ilimizin faydasına birçok alanda da ilimizin önünü açacak kararların geliştirileceği bir mekanizma olarak şehrimize kazandıracağımız bir projedir. İnşallah bunu da kısa bir süre içerisinde yapmayı planlıyoruz. Yine Elazığ Kültür ve Sanat Obası yani yine cazibe merkezleri projeleri projesi kapsamında ilimizde hizmet veren kültür ve sanat derneklerini bir yerde toplamak. Yani aynı çatı altında toplayarak ki biliyorsunuz siz neredeyse hepsini burada programa alıyorsunuz. Hepsi maddi imkansızlıktan şikayet ediyorlar. Evet. Yani mesela e ben de gidiyorum kültür derneklerine. Çok kıymetli ağabeylerimiz var. Kimisi 60 yıllık, 70 yıllık ve dünya birincilikleri getirmişler. Tabii dünya birinciliği, dünya üçüncülüğü almış derneklerimiz var. Gidiyorsunuz abi ne sıkıntınız var? Ya vallahi işte maddi sıkıntımız var diyorlar. Yani Zaten kendini kültüre, sanata adamış bir insanın böyle çok büyük paralara hükmetmesini kimse beklemez. Yani bu böyledir elazığ'da kendini kültür ve sanat etkinliklerine ve kültürümüzün korunmasına, kültür muhafızlığına adamış ağabeylerimize bakınız. Yani böyle spesifik, çok zengin bir karakterle karşılaşmasınız. Yani kendisini vicdanını rahatlatmak için kültür muhafızlığı gibi bir misyonu üstlendiği için doğduğu günden öldüğü güne kadar hiçbir karşılık beklemeden birçok noktada el açmak zorunda kaldığı bir sonuçla neticeyle karşı karşıya kaldığı bir garabet durumla karşı karşıya. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırabilmek için yani Harput Müzikisi'nin, Harput kürsü başının örneğin bu geleneklerin yaşatılabilmesi için bir merkez kuracağız. Yani evet. kültür dernekleri ve STK'ların bütününü tek bir çatı altında toplayacağız ve bu merkezde yer alacak hiçbir STK'dan hiçbir şekilde kira gibi vesaire diğer giderler gibi giderler noktasında herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Yani azı kültür ve sanat obası aynı zamanda kuracağımız turizm master planına da entegre edilmek suretiyle turizm ve kültür bakanlığımızın koordinasyonunda onda yine turizm ve kültür bakanlığımızın bütçesiyle şehrimize kazandırılacak. Böyle aralıklarla bir şey planlıyor musunuz? Yani kültür ve sanat Ovasının olduğu bir yerde, kültür ve sanat derneklerimizin olduğu yerde ki birçoğunu siz tanıyorsunuz. Onların olduğu yerde tabii ki kürsü başı da olur. Çünkü Erez'de kendi problem de şey, İl Diş'ten misafirlerimiz geldiği zaman mesela bir kürsü başı hep anlatıyor. Yani o, o şekilde salonlar planlanacak, tabii ki o şekilde toplantı alanları planlanacak. Yani gerçekten kültürümüzü alıp nesillere aktaracak ama e, yani kurmuş olduğumuz yapının o mekanizmanın da en az 50 yıla hitap edeceği, biz iki mekan olarak da 50 yıla hitap edebileceği, mantalite olarak da en az önümüzdeki 50 yıla hitap edebileceği bir e, merkezin kurulması için inşallah mücadele edeceğiz. Yine tanıtım fuar ve lobi faaliyetleri, yani ilimize başta yeni yatırımları kazandırmak maksadıyla, yani yurt içinde yurt dışında tüm Elazığlı hemşehrilerimizin irtibatlarını sağlaması, görüş ve önerilerinin bildirilebileceği büyük bir yönetim organizasyonu öncülük eden, ülkemiz ve yurt dışındaki tüm el dernek ve vakıfları bir yapıda toplayacak bir lobi faaliyeti. Yani bunu Elazığ adına yurt içi ve yurt dışında atılacak her türlü adımda çok geniş bir taban desteğine ulaşmak suretiyle güçlü bir lobiyle hem yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katılmamızı sağlayacak bir sekreterya ile yönetilecek. Yine bizim merkez ofisimizde bulunan bir sekreterya ile yönetilecek bir organize yapı ile ...şehrimize çok ciddi katkı sunacağına inandığımız e, çok özel bir e, yapı kuracağız Allah'ın izniyle. Bu da 17. projemiz. Biz şu ana kadar sanırım hiç yurt dışı fuarına katılmadık. Yani böyle katılmadık hani görkemli evet. bir şekilde. Yani. Belki bir, bir stand evet. kurulmuştur yani yine şey yapmıyor ama... Böyle ...görkemli, güzel, böyle geniş kapsamlı. Aynen. Şimdi devam edeyim isterseniz. Tabii, tabii, sağlık altyapısının güçlendirmesi hususunda. Yine biliyorsunuz ilimiz sağlık altyapısı noktasında bölgedeki birçok bir şehrin önündedir. Ülkemizdeki en önemli sağlık altyapılarından... ...birine sahiptir. Bu da bir gerçek. Mesela kalp, kalp damar ve onkoloji alanlarına hizmet verecek. Yani yine buraya sağlık anlamında ciddi bir potansiyeli çekebilecek. Ve yine aynı zamanda onkoloji, kalp damar alanında da... ...bunun böyle sahi testler, yani üretimini de Elazığ'da bir mekanizmaya dahil ederek... ...yani sağlayacağımız bir çalışmamız var. Yani buradaki hedefimiz aslında özel veya kamuya ait bir tesisi Elazığ'a bir kompleksi kazandırmak istiyoruz bu hususta. Yine altyapının güçlendirmesi noktasında Fethi Sekin Hastanesi her ne kadar hizmetiyle gurur duysak da şehrin batısında yaşayan insanlarımızın doğusuna en doğusuna gitmekte yaşadığı güçlükleri de göz önünde bulundurarak inşallah bin yatağın üzerinde bu şehirde şehrimizin batısına bir hastane kazandırmayı planlıyoruz. Yani bu sürecin başlatılması için de yani siyaset kurumunun tam manasıyla seferber edilmesine de Gayret göstereceğiz İnşallah Bunları da tamamlayabilirsek zaten sağlık alanında Türkiye'ye örnek bir model. Elazığ modelinin inşallah Türkiye'nin her yerine örnek gösterilecek şekilde yani istediğimiz seviyeye gel geldiğini göreceğimiz bir noktaya gideceğiz inşallah. Yine savunma sanayi ve sanayicilerin milli sana savunma tedarikçisi olması. Yani Cumhur İttifakı'nın e, dosta düşmana Allah'ın izniyle dosta gurur veren yani düşmana korku veren yani bizim de iftihar ettiğimiz milli savunma alanındaki yatırımları hep herkesin malumu. Yani biz burada hem bir milli savunma üniversitesinin kurulması noktasında hem de bunun dışında özellikle milli savunma alanında e, ki Edson'un, İdris Alan Başkan'ın ifade ettiği kamuoyuyla paylaştığı 13 maddenin içerisinde olan bir Acemi Birliği'nin Elazığ'a kazandırılması için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Ya Milli Savunma alanında örneğin Milli Savunma Bakanlığı'nın çok önemli üreticileri var tedarikçileri var. Yine bu tedarikçilerle Elazığlıları bir araya getirerek bunların bir kısmının Elazığ'da üretimini sağlanması noktasında ya köprü vazifesi göreceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Yani milli savunma sanayiyle ile ilgili çalışmamız da bu şekilde. Yüksek hızlı tren projesi yani hakikaten ülkemizin son yıllarda çok büyük bir başarı gösterdiği bir alan bu. Yani özellikle konfor alanında, güvenlik anlamında çok önemli bir ulaşım metodu, ulaşım biçimi yüksek hızlı tren çok yakınlara kadar geldi. Sivas'a kadar geldi. İnşallah 28. dönemde Elazığ'a kadar yüksek hızlı trenin gelmesi için de elimizden ne geliyorsa yapacağımız ve yüksek hızlı treni de Elazığ'a bir şekilde getireceğimiz de buradan kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Yani. Ben yüksek hızlı tren konuşunca önce şey diyorum. İnşallah Malatya'daki siyasetçiler biraz ellerini çabuk tutar da getirirler. <laughs> i̇nşallah biz onu çözeceğiz Allah'ın izniyle. <laughs> yani tabii ki Malatya'daki siyasetçileri bizim Elazığlı hemşerilerimizin böyle örnek göstermesi içimizi burkuyor ama hakikaten onlar yani çok başarılı oldular Malatyalı siyasetçiler son dönemlerde. İnşallah biz bu dönemde onu unutturacağız yani Malatya bize kıptayla bakacak hedefimiz. Yine istihdam ve kalifiye eleman sorunun çözülmesi. Yani bence ilimizin ve ülkemizin en temel problemlerinden birisi istihdam. Yani istihdam noktasında özellikle nitelikli eleman yetiştirmek noktasında meslek liselerimizin laboratuvar ihtiyaçlarını ve fiziki altyapılarının geliştirilmesi lazım. Yani kalifiye elemanı yetiştirilmesi için bazı altyapıya e, altyapı özelliklerine ihtiyaç var. Yani bunu da sağlayabilmek için biz tam donanımlı okullardan bu kardeşlerimizin mezun olmasını sağlayabilmek için bu altyapının sağlanması noktasında MHP olarak, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak inisiyatif almayı kabul ve taahhüt ettik. Allah izin verirse yine yeni ve yeni ve genç girişimciler için COSCEP'ten Kalkınma Ajansı'ndan hibeler yani işken modelleri, teknokent, teknofest fest modelleriyle onların hayallerine kavuşabilmeleri için yeni fırsatlar bulmalarına öncülük edeceğimiz bir sistem kuracağız inşallah. Fikri olan gençlerimizin ve müteşebbislerimizin desteklenerek projelerinin hayat bulması için tam destek sağlayacağız. Bu da böyle bir projemiz. 23. madde Elazığ Spor. Allah izin verirse Elazığ Spor'umuzun da kalıcı bir gelire kavuşabilmesi için. Yani bunun yolu yöntemi nedir? Tabii ki bizim Ankara gücü gibi, Rize Spor gibi, Çaykur, Mekke modelleriyle. Hani biz madende bugün Cengiz Oltun tarafından işletilecek bu altın madeninde. Hı hı. Eğer oradan bir katkı alabilirsek oraya. Tabi bunu bütün inisiyatiflerle beraber başarmak için inşallah gayret edeceğiz. Ama bunun yanında yani profesyonel bir yönetim anlayışıyla bakın bugün yöneten Serkan Çayır arkadaşımızı kast ederek onu merkeze alarak bir şey söylemiyor. Yani Elazığ Spor'un bir zihniyet değişimine ihtiyacı var. Kurumsal bir altyapıyla yönetilmesine ihtiyacı var. Yani taşıma suyla değirmenin döndüğü süreçlerde Elazığ Spor'un asansör gibi Süper Lig'den 3. Lig'e göre ki eski statüye göre 4. Lig'e kadar düştüğü bir sürece hep beraber gördük. Evet. Yani bu süreçlerin tekraren yaşanmaması için hem Elazığ Spor'un altyapısına yatırım yapmak suretiyle bu şehrin gençlerini yani ülke futboluna kazandırmak için hem de aynı zamanda Kurumsal bir modelle yani böyle kurumsal bir model ne demektir? Yönetici kim olursa olsun işleyen bir sistem kurmak demektir yani. İşleyebilen bir sistem ve kalıcı bir gelir. Hayalimiz bu. Hı hı. Bu Elazığ Spor'un başarıya gidebilmesi için ve istikrarlı bir şekilde belli bir düzeyde mücadele edebilmesi için neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Yani birçok şehirde biliyorsunuz tabelayı levhaya indirdiler. Önüne bir yeni eklediler. Öyle devam ediyor. Evet. Ama Elazığ yani gerek iş insanlarının gayretiyle, gerek Çayın Bey'in gayretiyle her ne kadar sportif başarıya ulaşamazsak da burada bir şekilde ya kapanmadı Stras en azından. Elazığ'ı kapatmadık. Evet. Elazığ sporu 1967'de açıldığı şekliyle Elazığ sporu olarak mücadelesine devam ediyor. Dolayısıyla fırtına atlattık. Artık yeni süreçte yani Elazığ'ı masaya yatırıp şehrin bütün inisiyatifleriyle, bütün paydaşlarla birlikte ya kalıcı bir gelir elde edebilmesi için Buna belediye meclisi mi ayak olacak? il genel meclisi mi ayak olacak? Biz kalıcı bir herhalde edebilmesi için önce güçlü bir yatırım mı yapmamız gerekecek? Bunun için bir bütçe bulmamız gerekecek. Ne gerekecekse bunu yapmak noktasında şehrin bütün inisiyatifleri ve bütün paydaşlarla birlikte Elazığ Spor'un en büyük marka değerli olduğuna inandığımız Elazığ Spor'umuzu hak ettiği yere taşımak için Gece gündüz demeden mücadele edeceğiz. Başkanım kalıcı gelir demişken aklıma geldi bu şeyde Elespor stadyumunun alt tarafında dükkanlar yapılacak Evet e, var o var mi onlar? var evet dükkanlar var yani orada o ki gelir ama gençlik spor üzerine mi olacak, Las Spor'a mı direkt ha. aktarılacak, onunla ilgili bilmiyorum. Çünkü ben yani. şeyde ya ilk konuşulduğu dönemlerde sanki Elespor'a verilecek gibi bir şeyimizi anlatırken aklıma yani geldi. Yani öyle diyorlar ilk gelirler. dönemde de yani Elespor bugün halen daha de levhayı değiştiremedik yani Las Sporla ilgili yani işin içerisine bir bürokratik oligarşi girdiği zaman ma maalesef bazı engelleri aşamıyorsunuz. Yani burada bazen bazı işler geliyor ortaya. Vurun abalıya diye en son ortada kim kalıyor? Bakınız Gençlik il Spor il Müdürü kalmış. Hepimiz ona soruyoruz. Ya sen bu levhayı niye astın? E şimdi kendi kafasıyla mı astı yani. E bir şekilde kulağına <laughs> bir şey söyledi ki bu arkadaşımız kardeşimiz gitti astı. şimdi siz bana dükkanı soruyorsunuz. Biz daha levhayı planlayamadık yani. Dolayısıyla bütün bunların sona ermesi için bu şehirde planladığımız, hedeflediğimiz ve kronikleşen, birçok kronikleşen problemlerin çözümü için ortaya koyduğumuz bu projeksiyonun, bu vizyonun gerçekleşmesi için, önünde olan bütün engelleri kaldırmak için şehrimizden yetki istiyoruz. Allah'ın izniyle o yetkiyi aldıktan sonra gerisi kolay. Çorap suyu gibi gelecek Allah'ın izniyle. Yani alana ineceğiz, sorunların tespiti noktasında bir eksiğimiz yok. Yani bu sorunların nasıl çözüleceği noktasında da bir eksiğimiz yok. Ki bizim dışımızda hiç kimsenin böyle bir vizyonu da projeksiyonu da olmadığına göre biz hazırız. Şey hazır değişime, dönüşüme, hak ettiği yere gelme noktasında mücadeleye kalmaya hazırız. Allah yönelir. Evet. Efendim son iki gün kaldı seçimlere. Buradan böyle sizi belki kamera aracılığıyla seçmenlere baş başa da bırakabiliriz. Neler söyleyeceksiniz oy kullanacak olan Elazığlı vatandaşlara, seçmenlere? Bayladılar'a şunu söyleyeceğim. Bir, proje kitapçığımı gösteriyorum. Sadece MHP'de var. Neden? Sadece MHP'de olmasının sebebi şu. Çünkü biliyorlar yapamayacaklarını ve gittiklerinde o konfora alıştıkları için yani mücadele etmek ya sunni gündemlerle. Bakınız muhalefetin işi nedir? Sunni gündemlerle bugün Elazığ'da CHP milletvekili aday geçtiğimiz dönemde milletvekiliydi. Önümüzdeki dönem olur, olur mu bilmiyorum. Yani 5 sene boyunca önce bir kere ne geliyorum. Sonra bir sene boyunca ben ikinci sıradan adayım. Sonra 6 ay boyunca 3 de olabilirim. Sonra ya ben şunu yapacağım, bunu yapacağım. Sonra caddesinde yürüyeyim, siz karşıya geçin. Yani şehirde muhalefet siyasetinin ne istediğini ve bize ne vaat ettiğini yaşayarak tatbik ettiniz. Elazığ çocuklarına, Elazığlılara sesleniyorum. Muktedir olanların mütemadiyen vaatlerle gelip ama hiçbir şekilde bunun fiiliyata dökemediğini ama her seferde de bu vaatleri defaten, mütemadiyen tekrar etmekten mükerrer bir şekilde aynı şekilde aynı projeksiyona karşınıza çıkmaktan imtina etmediğini gördünüz. Şimdi sıra bizde. Sıra ülkücü harekette. Eğer biz gelirsek ki Allah'ın izni ve inayetiyle bu iş de bitmiştir. Yani türlü engellemelere rağmen, algı çalışmalarına rağmen, tefrika hareketlerine rağmen inanın son iki kampanyayı yönetmiş bir kardeşiniz olarak bu şehirde ben bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu kadar güçlü desteğin olduğu başka bir süreç yaşamadım. Ve bununla, bununla, ilgili de buradan Elazığ çocuklarına hepine çok çok teşekkür ediyorum. İnanın caddede yürüyemiyoruz. Yani o noktaya geldik. Eğer biz bu ilgiye, bu desteğe karşın bu söylediklerimizi başaramayacaksak Rabbim bizi merhametiyle kuşatsın, bize nasip etmesin. Ama ben şunu biliyorum. Ülkücü kadrolar meclise giderse biz bu şehrin bütün problemlerini aynen şehrin sokaklarındaki kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız gibi çok iyi tespit ettik. Ama diğer partilerden bizi ayıran bir şey var. Bizim buna dair bir vizyonumuz var. Ve buna dair bir iddia ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki biz siyaset kurumunun mekanizmasının içerisinde bu şehrin çocuklarını inciten, bu şehirde kırsalda neredeyse köyde adam bırakmayan şu sulama projelerini yapamazsak, bu şehrin tarımsal manada Rabbimin verdiği iki nimet bir aradayken, ki yarın ahirette buna, bununla ilgili hepimiz hesaba çekilecekken, ben size suyu da toprağı da yan yana verdim. Siz ikisini buluşturamadınız diye. Rabbim bize hesaba çekecekken siyaset kurumu ne kadar duyarsız kalırsa kalsın. Biz Milliyetçi Hareket Partili kadrolar olarak Allah'ın izniyle, inayetiyle bunu başaramazsak bir daha siyaset kurumunun içerisinde aday olarak toplu karşısına çıkmayacağımızı kabul ve taahhüt eden ahlaklı, şuurlu ve erdemli bir siyaset, siyasi hareket olduğumuzu bir kez daha ispat ettiğimiz için Bağıra bağıra gelin bu milletle bir halk sözleşmesi yapın. Kaçmayın. Bakınız bu millette bir mütabakat metni üzerinde antat kanınız. Sizin kanınız, bizim kanımız. Elazığ çocuklarından daha kırmızı değil. Biz onlardan üstün değiliz. Biz vekiliz. Onlar asıl. Gelin. Ne yapacaksınız? Yapamazsanız ne? Kendinize ne yapacaksınız? Onu toplumla paylaşınız dememize rağmen, türlü tahriklerimize rağmen maalesef daha önce bu konfora alıştıkları için tenezzül edip bu şehre dair bir vizyon ortaya koyamayan diğer siyasi partilerle bizi Milliyetçi Hareket Partisi'ni lütfen aynı kefe koymasınlar. Bakın biz hazırız. Problemlerin tespiti noktasında da çözümü noktasında da hiçbir eksiğimiz yoktur. Dolayısıyla bu şehrin bugüne kadar 30 senedir çözülemeyen bu problemlerinin çözümü noktasında da Allah'ın izniyle bu iradeyle, bu cesarete de, bu asalete de sahip olduğumuzu bir kez daha buradan ifade ediyor. Bizi ekranları başında dinleme zahmetinde bulunan ağabeylerimizi, kardeşlerimizi, bacılarımızı, ablalarımızı da buradan selamlıyor. Memleketimizin dağına, taşına, kurduna, kuşuna selam gönderiyoruz. Size de çok teşekkür ediyorum Eyvallah. bana katlandığınız için Furkan Bey. Çok hastasın, çok geçmiş olsun Eyvallah, kardeşim. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Fidat dinlen, bak ben bugün iki kere serum yaptırdım ama bak bakıyorum senin durum daha kötü yani siz programlara çıkmadan önce hep serumlardan bahsediyorduk vallahi evet, şey evet, çıkıyorduk evet. böyle güç kuvvet alarak ama ve aynısını yaşadık başka bir şey yani aynen işi kardeşim. zormuş yani aynen, hakikaten aynen, aynen. Allah, Allah yardımcımız olsun kardeşim. inşallah. Çok teşekkür evet, ederim sen başka. bizim için kıymetlisin. Eyvallah. İnşallah bir an evvel sağlığına kavuşursun. Eyvallah, yani çok kardeşim. teşekkür ederim. Efendim canlı yayın konumuz Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ 1. sıra milletvekili adayı Semi Işıklar bizlerle birlikte oldu. Kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın akşam görüşmek ümidiyle mutlu akşamlar diliyorum.